Bir ayın ardından çok şey değişti. Bunları size bildirmeyi kendime bir borç biliyorum. Masadaki hainler bulundu. Masadan defedildi. Fakat bu masada boğulacağım. Hain Pedro yıllar sonra babamın katili Los Santos'ta tekrar görüldü. Vereceğim istihbarat çok mühim. Maşası olarak kullandığı Beril Demirbilek ile görüşme sağladı. State şefliğinden bakanlık tarafından PD şefliğine düşürüldü. Ve devlet Beril'in bir iş karıştırdığını biliyor. Onun için bu gece kendisine bir yakalama kararı çıkartılacak. Bu zamana kadar ki attığı tohumlarda Southside bölgesinde kim varsa bütün hepsini kendi bünyesine toplamak istedi. Ve belki de başardı. SS'de büyük başarılara imza atan Demafrikans'ın lideri Pablo. Bütün düğümü çözecek olan kendisi. Pedro ile ne konuştuğunu bilmiyorum. Fakat politikası bize karşı olabilir. Olası bir SS aile savaşına gidersek masamızdaki plan patlak verebilir. Ama eğer böyle bir şey olursa benim işlerimi yürütecek 3 tane mafya babası ortaya çıkacaktır. Ben arka planda duracağım ve şehri bu 3 mafya babası yönetecek. Ben arka planda SS baskısını ve Beril'in kimlerle iş tuttuğunu öğreneceğim. Beril'in planı Los Santos'ta neydi? Ya Pedro'nun yanına sığınacaktı ya da büyüdüğü, doğduğu SS'de benimle karşı mücadele edecekti. Devlete yakalanmadan. Kumar masasındaki ilk açık kartım. Paşa Anlar. İki kardeşin kurmuş olduğu bu aile kurallarımızı hiçbir zaman çiğnemedi. Masaya sadakatini gösterdi. Ama her zaman enselerindeyim. Global pazarda kumarhanenin bütün işlerini Paşa mafyası yönetecek. Her ülkeden akın akın bütün babalar, baronlar, karteller buraya gelecek. Para akışını paşanlar sağlayacak. Saygıları masaya her zaman vardır. Ama insanoğlu çiğ süt emmiş. Olası bir SS baskını bu masaya olursa paşanlar bizim ilk kartımız olacak. Ve kumarı ona göre oynayacaklar. O yüzden kumarhanenin bütün işlerini bu iki kardeşe verdim. Kızılkanlar. Banko kart. Herhangi bir baskında, kartele başkaldırıda yanımda olacak ilk ekip. Delioğlu'nun namıyla büyümüş, kanları hızla akan genç bir patron. Kızılkan Mafya bu masada dengeleri değiştirecek bir oluşum. Beni satacaklarını sanmıyorum. Beril'e karşı yapacağımız politikada, Pedro'ya karşı yapacağımız baskınlarda ada bölgesini de çok rahat koruyabilecek bir ekip. Mafyaların bile kendi safına çekeceği namı, masayı ve kuralları bilen çocuklar. Masadaki papaz Rockefeller'dan Edgardo. Şehre getireceği yeni profesörlerle yeni formülleri deneyecek bir isim. Kokain bölgesine bilerek Edgardo'yu verdim. Pedro Haluk'u kokain bölgesinden çekmemi istemişti. Biz de bunun yanında haini bize söyleyeceksiniz dedik. Ve haini bize verdiler. Edgardo, Pedro'ya karşı uyuşturucu politikasındaki en büyük isim. Edgardo'nun geçmişini bilmem, tanımam. İleride ne yapacağını bile kestiremiyorum. Ama sinsice planlarını yapan akıllı bir adam. Bu masadaki jokerimiz bile olabilir. SS lideri Pablo, hala çözemediğim kişi. Beril'e gidip haini bulma politikasında bana sadakatli davrandı. Ama bütün politikam bu zamana kadar SS bölgesinde oldu. Bunu biliyorsunuz. Pablo, geçen günlerde Pedro ile görüşmek için gizli bir bölgeye gitti. Burada konuşulan şey ne? Pedro belki de Pablo'ya bir şey vaat etti. Bunu bilemiyorum. SS bölgesi yakında karışacaktır. Tekrardan bir kuzey ve güneyin savaşını izlemek istemiyorum Los Santos'ta. Pablo daha da güçlenerek devam ediyor. SS'de yeni yeni çeteler türedi. Ve onları kendi ışığında toplayacaktır. Eğer Beril SS'e karşı kol kola gezerse ailelerin bittiğinin resmidir bu.